Süper Lig Konseyi'nden herkese merhaba değerli izleyenler. Mart ayının en iyi 10 11 11'ini seçeceğiz Süper Lig'de. Tümer Metin ve Erman Üzgür'le birlikte. Malum Ramazan ayındayız ve çok fazla düşünmedik bugün konsept için. O yüzden konseptimiz Ramazan. Allah kabul etsin. Dualarımız da kabul olur inşallah. Güzel bir ay bizimle beraber olsun. Uzun bir aranın ardından yeniden birlikteyiz malum. Geçen ay ülkemizin yaşadığı o acı olaydan dolayı, depremden dolayı bir araya gelememiştik. Zaten ligleri de ara verilmişti. E, yeniden birlikteyiz ve Mart ayında e, forma giyen futbolculardan kurulu en iyi 11'i seçmeye çalışacağız. Tümer abi merhaba. Merhaba Erkut'cum. Erman'cum merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ramazan mübarek ayımız. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Başladı. Bu arada işte yaşanan elim faciadan sonra ilk defa konseyde izleyicilerimizle buluşuyoruz. Bir kez daha acılarını paylaşıp ölenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı, sabırlar diliyoruz. Bir daha tekrar olmaması temenni ederek daha sıkı önlemlerin alınması, bundan ders çıkarılması önceliğini de ortaya koyarak hayata bir şekilde normalleştirmeye, normal olmaya, normale dönmeye herkes gibi biz de efor sarf ediyoruz. Ramazan başladı. Eski Ramazanların da tadı yok. Yani zaten eski Ramazanlar gibi tadı yok. Tadı yok. Yani eski Ramazanlar gibi tadı yok. Zaten ülke içinde bulunduğumuz psikoloji de, haleti ruhiye de ee en ufak bir neşeyi, coşkuyu da sanki içimizde böyle aman o kalsın biraz daha kontrollü yaşayalım, aman daha acımız taze. Elim olaydan dolayı o duyguya büründürdü. Bir şekilde ama hayatta bütün boşlukları Tabii. doldurur bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Biz buralarda açıkçası. böyle normale döndüğümüzü düşünüyoruz ama hala orada o çadır ve konteyner hayatı devam ettiği için. Yok ama her bir şey yani. söyleyeyim. Yani benim etrafımda da öyle çok normalleşen kimse yok henüz. Yani herkes bir şekilde bir tokat gibi çarptı Tabii. bu acı gerçek. Yani o bir bilinçle çok da böyle normale dönülmüş bir şey yok. Bakıyorum insanlar yine ortak acıda buluşuyorlar. Ee, yine sorulması gereken sorular soruluyor, çıkarılması gereken dersler üzerine konuşmalar yapılıyor. Çok da normalleştiğini söylenemez açıkçası. Umarım daha iyisini yapmaya çalışırız. İnşallah. İnşallah. Erman, sen nasılsın? Ee, çok şükür. Dua ayına başladık. <laughs> ee, en büyük duamız da oradaki hayatın en kısa zamanda normale dönüşü. Ben de katılıyorum. Yani normale dönüş iki sene neler falan hiç olmayacak gibi tamam. gözüküyor. Süper Lig'de Mart ayının en yoğun birini seçeceğiz. Mart ayında e, takımlarımız da Avrupa'dan elendi bu arada. Avrupa'da devam eden bir takımımız kalmadı. Artık bundan sonrası e, tam anlamıyla kıyasaya bir yarış şeklinde geçecek. Ki Nisan ayında da bayağı hafta içi maçları falan da var. Ondan dolayı e, önümüzdeki Süper Lig konseyi daha heyecanlı, daha çekişmeli, az maç, oynandı, yani. az maç oynandı değil mi Mart'ta? Az maç oynandı. En fazla oynayan 3 ma maç oynadı. Avrupa Kupası ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Sivas Spor'u bir yana çıkarıyorum. Onun dışındaki 3 takımımıza da yazık oldu. Doğru. Bazen Trabzon'da da ayrı Başakşehir'de da. hani öyle 4, 6 dakikada 4 tane yedi falan bir şeyler hmm. yaptı. Fenerbahçe'ye de Trabzon Spor'a da bana göre Başakşehir'de e yazık oldu. Çok rahat eleyebilecekleri takımları eğlendiler. Hala iki kulvarda aynı eforla aynı konsantrasyonla oynamayı beceremiyoruz. Bazen zaman zaman oluyor ama birçoğunda da sekteye uğradığımız anlar var. Ee, Fatih Hoca güzel söyler işte turnuvaya gitmek bile başlı başına başarı dediğimiz yer orası o seviyede devamlı oynadığında otomatikman motor hafızaların kas hafızan bir şekilde reflekslerin oraya alışıyor. Hep örneği ilk, ilk 2008'deki Portekiz maçından veriyoruz. Mixano, baba Ronaldo bir geldi abi. Nerede olduğumuzu orada anladın yani. Şimdi işin ciddiyetini de orada anladın. Farkı, rüzgarı teneffüs etmeye başladın. O yüzden bu seviyeleri oynamak önemli. Ben Erman'la aynı fikirdeyim. Sivas'ın gücü yetmedi. Gerçekten evet. makas çok açıldı orada ama diğer takımlarımız eleyebilecek güçtelerdi. Fırsat da yakaladılar ellerinde. Ama bu seviyeleri sürekli burada kalmamız tabii lazım tabii. her sene yani. Grup maçlarında çok başarılıydı herkes. 3 günde bir maç meselesini çözdüğümüz bir sezon ilk yarısıydı bana göre. Hani üç günde bir maç oynanırken doğru rotasyonları tüm takımların yaptığı yine Sivas'ı bir yana ayırarak söylüyorum. Hı hı. Ama hiçbir şeyi tam yapamıyoruz yine. Hiçbir şeyin sonuna getiremiyoruz. Ama yeni şok. Bu sefer 3 günde bir öyle oynayıp. Bu sırada kalmış olmalıydı bence büyük başarı abi. Yani hep biz o playoff kısmında gidiyorduk ya. Bu başarılı derken Trabzonspor'un burada bir başarısı olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor şampiyonlar evet. ligine gitmeyi başaramadı. UEFA'dan çok başaramadı. Sivas, Konferans'ta ya. da elendi. Burada Trabzonspor'un bir başarısı yok. Ama Başakşehir özellikle Sivas, Fenerbahçe'nin grup maçları çok başarılı geçti. Hani bunlar devamını getiremedi. Trabzonspor bazer maçını izlerken sinir krizi geçirdim <laughs> ben abi. Kur'an çarpsın yani. ya çok nadir sinirleniyorum ben maçları izlerken. Taraf değilim çünkü bana ne? İşte Erkut'u görmediğin zamanlar daha e, sakin. Ben, ben belki. yokken Onu daha gidiyorum. sakin. O gün beraber değildik ondan dolayı. <laughs> çok <mi>? geçti maçlar. <laughs> <laughs> evet. Peki o zaman kalecilerle başlayalım. Ee, üç tane adayımız var Konyaspor'dan Şehit ilk adayımız. Fenerbahçeden Altay Bayındır. Ee, aslında. Belki bu sezon mesela Altay'ın ayın sezonu demiyoruz ama e, nötr geçirdi diyebilirim ya da iyi geçirdi diyebilirim. Ama yani. daha sahneyi nasıl terk ettiği belli değil. Evet. Onu bekleyelim evet. bence. Yani sezon sonu mu diyorsun. Bundan sonraki süreci. Hı. Tamam. Ve Mert Günok son konseyimiz bir ya Ondan önceki konsey mi daha? İlk Mert son görev konsey. yapmaya yok. Bir, bir önceki, önceki konseyde. Siz ikiniz de burada Mert Günok'a bir... Yok, Tümer abi yani söyledi. Tümer abi söyledi, sen de evet. o üstüne bir yorum yap. Bir dahaki konseye bu kalecilerin arasına, tamam mı? Gelecek ismi ben şimdiden söyleyeyim. Mert Günok orada yerimizi alır. Ve muhtemelen hmm. onu seçeriz. Bir dahaki konseye, bak görürsün. Hmm. Ya şeye gerek yok fazla. Alim olmaya gerek yok. Hem tanıdığım, benim takım arkadaşımdı Mert Fenerbahçe'de genç de o zaman. Hem tanıdığım bir arkadaşımın hem kaleciliğini bildiğimiz daha önce yapmışlığına şahit olduğumuz çok uzun bir sakatlık ciddi bir sakatlık sonrası geldi. Biliyorum ben o şey, o kul cool tavrını severim onun ben kaledeyken. Çok soğukkanlıdır bir kere. Ayakları en az Erman kadar, benim kadar iyidir yani. Ve şey ki de ortaya falan atamazsın. Seni, kat... yani. seni katmadım farkındaysan. Benden yani. Farkındaysan seni katmadım. <laughs> Senden net iyi de senden çok net iyi de farkındaysan seni katmadım. 5'e 2'de falan ortaya atamazsın öyle kolay kolay Mert'e. Bak Tümer abinin bu söylediği şey yüzünden hata yapıyor ama. Hmm. Çok güveniyor kendisine evet, top tekniğine. Ya. Yani. geriden de bütün sahayı gördüğü için en iyisini atmaya çalışınca gol yediriyor. Mesela daha gençken yapmıyordu. Şimdi tecrübeli, Rahat. hem tecrübeli hem rahatlığı var. Hem o yüzden biraz, değil. biraz daha %100'e oynaması gereken zamanlar var. Altı için de şunu söyleyeyim. Sezon sonunda tahtaya sezonun karmasını yaparken Altay'ı asacaksak bu saatten sonra Altay'ın sürekli 100 evet. de oynayıp Fenerbahçe'yi başka bir yere taşıması Peki lazım. şu ana kadarkini sorayım. Mesela şu ana kadar Süper Lig'in performans olarak en iyi kalecisi bence Mustera. Bence de. Çok uzun süre oynamadı ya. Yok abi Sakal işte karar. o sakatlık dönemi işte o felaket dönemine denk geldi. Için. Hemen döndü. Bence de Muslera. Ee, Altay Bayındır'la ilgili şunu, Fenerbahçe'nin o çizgi savunmasının arkasına sarkan herkesle çok baş başa kaldı. Evet. Çok çaresiz kaldı. Sezonun ilk yarısında maçlar var. Cessun çıkıp da Altay'ı protesto etmeyin giderim ha diye <laughs> milleti böyle tembihlediği enteresan bir dönem bile yaşadık. Şimdi çok daha iyi durumda. Evet, peki Mart ayını düşünürsek? Mert Günok. Biri 3 maç oynamış ve yediği gol kendine olan özgüveninden... Hı. O yüzden ben de Mert Günok'tan yanayım. Altay'a da yazık olur mu bilmiyorum ama. Hangi maçta abi köşeden çıkarmıştı? Beraber ee, izliyorduk. Program yaptık. Kafayı çıkardı. Evet. Suas, Hangi yok, maçtı ya? Ne maçıydı ya? Ankara gücü mü? Ankara gücü, Ankara gücü. Emine Kılıç vurdu. Evet, evet, evet. evet, evet, evet. O, o yeter mesela. O kurtarış. Gordon Banks kurtarışı. Zaten Ayı kurtarışı mesela. Bir maç fazla oynamış. Ve daha fazla kurtarış evet. yapmış. Ben kaleci ve santrafor konusunda Tümer abi hep söyler. Biraz istatistiğe dikkat etmek lazım. Çünkü orta saha gibi pasa bakarak bir oyuncunun iyi oynadığına hükmedemeyebilirsin. Ama kurtarış sayısına ya da santraforda attığı gole bakarak bir şeylerin kararını verebilirsin. O yüzden ben de Mert Günok diyorum. Ben de Mert diyorum. Tümer abi de onayladı. Kurs ne diyecek bakalım? Evet. O zaman ayın kalecisi Mert Günok oldu. Duydun mu Erkut Erman ne dedi? Ben onu duymazlıktan geliyorum. Bakalım konusu ne diyecek milli maçtan önce çektiğimiz için orayı duymazlar kendini. Yo iki tane milli maç var tamam, yani. çok zor karar. Ya, yayınlandığında milli maç oynanmış olacak ya. Ben o net mi? oynatırım ya. Yani gözü kapalı Mert'e Mert. E, Mert e bu arada ya. ben de Mert oynatırım. Çünkü niye? Daha önce Mert oynuyordu abi Kalende senin. Yabancı değil oraya Tabii. yani. Ben de öyle düşünüyorum da. Ben şeyini çok beğendim bu arada. Hani Kunsu'yu hep eleştiririm ben. Umut Nayır ile olan diyaloğunu, sonra Salih Uçan'la ilgili konuştuğu telefon görüşmesinden falan bahsetti. Hani Salih'in özür dilediği, biraz yanlış anlaşıldığı, Umut Nayır ile ilgili bir şeyi geç yakalamamak, hiç yakalamamaktan iyidir tarafında olduğunu. Var yani, öyleydi mesela. Evet. Yani bu, bu konulardaki yaklaşımını <laughs> çok beğendim. Mini takımı almamış olsa bile kafasında bir dönem almak olduğu futbolcularla diyaloğa geçmesinin ben çok doğru olduğunu düşünüyorum mini takım antrenörünün. Evet. Ben mesela çok muzdarip olmuştum Erkut bu konudan. Zaman zaman hak ettiğimi ve gidemediğim zamanlarda işte özellikle başında hiç milli olmamışken iyi oynadığını düşündüğün ve tercih edilmediğin anlar oluyor. Ve oyuncu ödüllenmek istiyor. Yani bir şekilde tam oynatmayabilirsin ama en azından çağırabilirsin. O anlamda ben de kıymetli buluyorum. Umut, Umut Nayırı çağırması, Salih'le telefon görüşmesi bence doğru ama basına yansımamalı benim fikrim. Basına yansımamalı. Aslında o zaman sadece açısından iyi bu. Herkes, herkes beklenti içine girebilir o zaman. Yani isteyen herkes, ben niye gelmiyorum diye sorabilir. O diyalog nasıl geçti tam da bilmiyoruz sadece arasını. Basına yansıyan kısmıyla ile geçmemiştir o diyalog yani. Daha mı sert? Orayı nasıl geçti? Yani muhtemelen. Bir yumuşatma olmuştur arada iki taraf açısından da. Ama basına yansımasını doğru bulmuyorum. Diyaloğu yanlış buluyorum demiyorum. Diyalog doğru olabilir. Oyuncu arayabilir. Hoca arayabilir. Burası tamam. Ama basına yansımamalı. Bu arada bir araya geldiğinizde yani yüz yüze bir ortamda denk geldiğinizde kuz gerçekten pozitif bir iletişim güçlü biri. Yani bu teknik direktörlüğüm tarafı bırakıyorum. Orası ayrı tartışılıyor. Bırakamazsın. Bu hayır, şey bu olarak söylüyorum. Bu, bu zaten milli takım ya biri ya buyur, burası yanlış yaptığımız yer ya ülke. Bırakamayız. Zaten teknik adamın üst düzey teknik adamın iletişimi de, pozitifliği de, her türlü kılığı, kıyafeti de o pozisyon için yeterli olmak zorunda. Burası iyi, burası kötü, Şu, orası a, tamam, burası yani. öyle değil Söyle o iş. şöyle Mesela hani biz çok böyle baba teknik direktörlerimiz oldu ya onlarla o diyaloğa girmek ya da ilk selamı sen verirsin. Mesela basın mensubu olarak vesaire. Ya dışı mesela Capello'nun bu konuda çok sert oldu. Bir oyuncunun bile onunla bir şey konuşmak istediği zaman asistanından randevu aldığını ve günler sonrası, haftalar sonrası randevu verdiği söylenir. mesela. Erkut kırıldı. Mustafa, öyle bir Yeni jenerasyon tanımıyor bir şey. onları abi. Yok Tabii o, yok onu kırdılar. O kırıldı. Biz yedik oradan ya. Çok diyet ödedik o konudan. Yok yeni tanımıyor jenerasyon bunu. Hiç alakaları yok o işin. Sen şimdi Orkun Kökçü'ye Capello tarzı yaklaşamazsın. Yaklaşamazsın. Tabii. Adam zaten Hollanda liginde oynuyor. Dünyanın en rahat ülkesinden geliyor. Tamam mı? En rahat ikliminden geliyor. Çok beğendim ama tavrını. Ayaksın kaptanı neydi çocuğun adı? Tadiç. Tadiç'e elini uzatmamasını evet. Ben keyifle izledim şahsen kendi adıma. Bu arada biz yani şöyle durumlar da var. Tamam. Onu kaçırmışım Bilmiyorum. ben. Neydi o? Ee, deprem depremzedeler için. Ha, tamam anladım. Hatırladım, hatırladım. Kaptanlık ile alakalı bir durum vardı. Evet. O zaman stoperleri geçiyorum ben. Beşiktaş'tan Tayyip Tala. Of. Yine Beşiktaş'tan Konya Konyaspor'dan Calvo. Galatasaray'dan Abdülkerim. Ya İstanbul Spor maçına kadar hani Koli dedim ki hakikaten iyi İstanbul Spor maçında bir hatalar Şöyle yapmaya başladı. Ya. Yani neredeyse bir de penaltı yapıyordu falan. O yüzden şimdi tartışılır benim gözümde. Onu hayır, gördün hayır, yani. Çok tuhaf. Sakarlığını gördün onu? Gördük evet. Sakarlığının neden kaynaklandığını biliyor musun? Muhtemelen 48-49 numara ayakları. Çarpıyor mu birbirine giderken? Bak. <laughs> Abi orada bir ters orantı var LD evet. yani tamam mı? Yani çok büyük ayak ya, ekrana yansıyan görüntüsüyle söylüyorum. Hiçbir bilgiye dayalı söylemiyorum bunu. Gördüğümü söylüyorum. İnce uzun fiziki olarak çok büyük avantajları var ama ayak büyük olduğu için koşu adım koordinasyon kısada çabuklukta bence büyük zaaf var. Bir bak bakayım şeyden transfer marketten. Transfer markette ya ayak, ayak, ayak ilk defa birinin ayak numarasına baktığımıza şahit oluyor. Vallahi bu da bakalım. Bir ilktir yani herhalde. Koordinasyonunun yani sakarlığa sebebiyet veren şeyin bu olduğunu ve çok daha sık yapacak görürsünüz var. <laughs> İyi de abi bunu daha önceden de yani sık yapıyorsa önceden de yapmış olması lazım. Adamı alıp getiriyorsun. Eğer yaptıysa. Benim, ayak numarasına mı bakacağız Benimki bir tespit. Şey. Hayır ya. Benim bir tespit. Benimki bir tespit. <gülüyor> tespit <gülüyor> benimki bir tespit. Tamam mı? Benimki bir tespit. Hı. Yani o adım adım sayısında süratte, kısa da çabuklukta, koordinasyonda sıkıntısı olacağını düşünüyorum. Ya da. sakarlığı tabii ayağın büyüklüğünden mi geliyor onu bilmiyorum. Ben dikkat etmedim Tümer abi kadar ama stoperlerin çoğu sakar zaten. Yani oyuncu bu biraz sakardır deyip transferinden vazgeçmezsin stoperin. Hı. Bülent Korkmaz'ın bir Beşiktaş maçını hatırlıyorum ben. Böyle 2-0 önde galsay gelen topu bir ıska geçti. Beşiktaş Santrafor gitti attı. Maç 2-0'dan 3-2'ye geldi mesela. Hatta Hatırlıyor, babam tutup elimden maça götürmüştü. Orada hatırlıyorum. Türkiye'nin en iyi stoperiydi. Ama bireysel hata stoperlerin lanetidir. Çok yaparlar ve yaptığı zaman gol olur genelde. E, kazma başlığı altında değerlendirilir. <laughs> o zaman değerlendirilir. kazmaydı. Evet. Ama Bülent abi kazma diye demedim. Öyle bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama iyi stoper. Türkiye'nin en iyisi de, dediğin Fandler zaman bile de o adamlar yapabiliyor bunu yani. Da yapıyor. Ama bu çok acemice bir sakarlık yani. Yakışmıyor. Futbolcuya yakışmıyor. Sana. Ben adımlarının adımda koordinasyonun, süratte çabuklukta koordinasyonunun çok sakar olduğunu düşünüyorum. Kolini. Bak agresiflerinin agresifliklerinin dozu çok yüksek ikisinin de. Aa. Ee, Neyse, Kerem Allah Allah. Normal olsa geçerdi. abi. Bir, onu şöyle söyleyeyim. Bir gün bir e, karıcısı var. Kaleci de 110 kilo mu ne bak? 110 kilo. Ee, ben de sistemden bakıyorum adam ne kadar diye. Muhtemelen orada çift tane koymuşlar internet sitesinde. Yani iki basamak. <laughs> 99 yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben bunu sonra çözümlüyorum. 110 kilo olduğunu görüyorum da sağlama yapmak istiyorum. Güvendiğim bir site var. Orada baktım 99 yazıyor. Sonradan dedim ki herhalde bu üç basamağı koymadılar buraya. Nasıl olsa öyle bir futbolcu olmaz diye. 100 kilo üstünde futbolcu şey tanımıyorum. Ya. Ben hiç oynamadım 100 kilo üstünde bir futbolcuyla. Kaleci bu kaleci böyle şey. Fark etmez kaleciyle de oynamadım. Tospaşa yani. 100, 100 kilo 100 103 bende ya. de yok. Ya. Hiç öyle bir şey yok. Koller abi. falan belki. olabilir. Tayfun vardı bizde Konya'da. Ama şey olabilirdi ya. 100 kilo yoktu yani. Kafacı kimdi? Koller, koller miydi? Koller evet. Koller olabilir. Abi o 2 metre zaten. Onun kemiği bile 100 kilo edebilir. Ona bir şey itirazım yok. Volkan da kampa 100 kilo geliyor olabilirdi ya Volkan. Kaleci Volkan. Öyle mi? Alıyor muydu yazın? Alır. E stoperler karar veremeyiz herhalde. Bu Antalya Genel maçındaki Antalya maçındaki depar var ya Antalya maçındaki depar. Abdülkerim. Abdülkerim'in. Sonraki maçta Ama çok kötü Konya gözükse de. Kötüydü. Tamam. Evet. Çok kötü. Konya'daki sebebi de anlattım sana neden kötü olduğunu hatırla. Evet. Ee, o depar bence bir bakabilir miyim? önemli görüntüsü. En az şeyin kafası kadar önemliydi. Mert'in çıkardığı. Hı -hı. Emre'nin vurduğu kafa kadar önemliydi. Şöyle söyleyeyim. Birincisi bir maç fazla. İkincisi ne olursa olsun savunma aksiyonu çok daha yüksek. Neredeyse iki katı. Yeni gelmiş olmasına rağmen Tümer abi inanmaz pek adaptasyon dönemine ama ben biraz inanırım. Gelir gelmez ayak uydurduğu için sol stopere koli derim ben. Tamam. Sağ stopere Kalvo, Tayyip. Ya iki tane sol ayak da seçebiliriz. Abdülkerim. Solak severiz. Mesela ben Tayyip yani... Ben Abdülkerim diyorum bu arada. İkincisine ben de Abdülkerim derim. Tamam Abdülkerim'le kolyeye ben de tamam. Hiç burayı o zaman uzatmadan hemen Tabii geçelim ya. çünkü Santaforlu'nu merak ediyorum. Burada zaten etkileyici bir şeyimiz olmadı yani. E, per, i̇zlediğimiz bir performans olmadı. Zaten toplam 3 maç oynanmış. Yarısı 2 evet. maç oynamış. Biz Murat'la konuştuk ilk defa bu kadar kısa konuştuk adaylarda. Yine gelmiş bazı anlam, anlam veremediğimiz adaylar bakacağız. Sağ beklere geçiyoruz değerli izleyenler. En, son, en son, anlam veremediği aday Umut Nay'ın milli takıma seçildi. Anlam veremedi. Öyle öngörülüyor. anlam veremediğini demiyor ki ama seviyorsun dedim. Hatta şimdi burada Umut konusu gelince ee, gelin. anlatacaktım. Yok mu adaylar Umut? Bak adayları almamış. Neden almadın oğlum? Bir gol atmış. Olsun son maçı çok iyi oynadı mesela. <laughs> çok golcü var. Neyse Allah şu oldu Allah. abi. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'na gittim Riva'ya. Bir işte sponsorluk lansmanı vardı. Sonra Umut Dayır kardeşiyle tanıştım. Dedim ki sizin bir kardeşiniz daha var dedim. Haberin yok dedim ya. Bir abin daha var. <laughs> Anlamadı çocuk falan. Dedim ki yani. Senden daha çok seviyordur dedim Umut Dayı'yı. E, Sana da selam söyledi. Aleyküm selam. <laughs> Ne olmuş ki yani? <gülüyor> Seviyorum <laughs> da. <de>. Tanımama <laughs> gerek yok ki sevmem için abi. Ben duruşu, sağ içerisindeki mücadelesi, ben de, röportajı. Ay, ben de, depremde e, Sokrates yayın yaparken orada tanıştım Umut Nayır'la. İlk defa karşılıklı. Gerçekten öz bir beyefendi ve belli ki dünya görüşü açık. iki lafı bir araya getirebilen e, bizim camiamız içinde nadir insanlardan bir tanesi. Yolu açık olsun, devam etsin. Aynen. Bazen... Bir şeyleri kırmaya ihtiyacımız var. Erkut, Neyi kırmaya ihtiyacımız var biliyor musun? Sporcu insanlar ayakkabılarına bakılıyor, ne renk krampon giyiyorlar, hangi marka giyiyorlar, saç tarzlarına bakılıyor, hareketlerine bakılıyor ve binlerce çocuk tarafından örnek alınan insanlar. Tabii. Futbolun dışına çıktıkları zaman da hayatın her alanıyla ilgili fikirleri olmalı olması gerek. Bir kesim var ki. Hele bıraktıktan buna, sonra. Evet, buna çok kapalılar, tamam mı? Halbuki Umut Nayır gibi oyuncularla bunu kırabiliriz biz. Futbolcu dediğin adam madem örnek olmalı diyorsun. O örnek adamın da hayatın her alanıyla ilgili bir fikri olmalı. Umut Nayır bunu cesaretle dile getirdiği için benim için zaten 5-0 falan önde. Bunu dile getirdiği için. Bu ülkede yaşıyorsan bu ülkenin sorunlarıyla ilgili de bir şeyler söyleyebilmelisin. ilgilenebilmelisin. Benim zamanındaki futbolcular haber seyretmez. Üç tane konunun dışına çıkıp bir şey konuşmaz. Kitap okumaz. Yani Umut Nayır örnek örnek bir oyuncu. Peki. Konu sırrı tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sabek adaylarımız Adana Demirspor'dan Spor'dan Sanson, Galatasaray'dan Saşa Boy ve Beşiktaş'tan Onur Bulut. Ferdi ve Solbek adayları. Sabek Solbek'leri beraber say. Çünkü Sabek, evet, Solbek kırmızı yapabiliriz bana tamam. göre. Solbek adaylarımız Beşiktaş'tan Masuaku, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ve Fenerbahçe'den de Ferdi Kadıoğlu. 6 aday saydın. Hı hı. Ferdi'ye kimsenin itirazı yok. Yok. Bir şekilde. Şimdi Ferdi'ye öyle bir at tahtaya önce at. onu koyduk. Ne ya. güzel gol attı ama ya. Çok Nefis. Kayseri'dekini söylüyorsun. Top dönmeden. Güzel onu bir koy öyle. Bir Sola yerine. koy sen. Sola koydum. Durmuyor. <laughs> Dur Durur durur. Bağlasan niye, niye sola koydun? Sola koyduysan... Tamam sonra değiştirebiliyoruz abi. O mıknatısı ya Çek, alacağız. Joker, onu. Joker. Ferdi Joker. 8 numara mı oynatacaksın? Bilmiyorum. Sen, Sen daha iyi biliyorsun Riva'ya falan gitmişsin. Yok, Sorsaydın. Şey abi son maçta Onur ah, Bulut'la ilgili, Onur Bulut ilgili bir şey söyleyeyim. Son maçta son 15 dakika herkesin temposu düşerken Onur Bulut'un artması, Redmond'ı da oyuna sonradan girdiği zaman İTKK bu oyun içerisine sokması. Beşiktaş'ın yediği baskıyı Onur Bulut üzerinden kırması falan. Gelir gelmez bana göre çok iyi iş çıkardı. Sabek benim adayım Onur Bulut. Şimdi Onur 3 maç oynamış. E, ee, Saça Boy ve Svenson'da 2 <laughs> maç oynamış. Rakamlara baktığımızda ya da sayılara diyelim. En iyi sayılar yani savunma ve hücum aksiyonu. En fazla olan oyuncu Svensson. Ee, skor katkısı da 1. Onur Bulut geldiğinden beri 5 yaş 3 maç 3 galibiyet galiba. evet. Ee, Saşa Boyun 2 maç 1 galibiyet 1 mağlubiyet. Evet. Bu arada Konya maçında da bence iyiydi Saşa Boy. Saşa Boy belli bir standardın üstünde evet. oynuyor zaten düşmüyor. O yüzden ben Onur Bulut'tan yanayım. Ya Onur da ya Kayseri Spor'da oynarken de sürekli olarak geliyor. Bence Kayseri. milli takımda da böyle oynamalıyız. Sağ bek, Onur sol bek Ferdi. Zeki değil mi? Onur. Onur diyorsun. Hücum yönü çok diyorsun, daha güçlü. Ben şunu söylüyorum. Samsun'da oynarken Bural vardı bizim. Bural korkmaz. Sa Sa Sonra da Müslim vardı. Müslim Müslim diye futbolcu olur mu? Allah'ını seversen? Fena futbolcu değil mi? Biliyorum iyi biliyor futbolcuydu da Müslim olmaz ya. ya. İyi Biraz futbolcuydu. futbolcuydu yani. Yani. O zaman da bu yorumu yapmıştım Biraz oynarken. kafa şeydi böyle. E, gidikti kafa ama Neden? yani. Neden gurbetçi yani. mi? Gurbetçi evet. ama böyle tam gurbetçi. Ama baya baya iyi futbolcuydu yani. Çok iyi yani. futbolcuydu çok, ona çok, katılıyorum çok ben. Şaka ben. yapıyorum bu arada ismini. Yani... Ya Vural, Vural Vural için şunu söyleyeyim. Biz 3 üç sene, 3,5 üç sene falan beraber oynadık. Vural şöyle bıraktı futbolu. Bir kere aerodinamiği hayatımda gördüğüm en iyi oyuncuydu. Şimdi sen Onur Bulut örneğini verirken işte 80'de herkes yolmuşken onun fizik kalitesi ortaya çık diyorsun ya. Vural'da bak herkesin bittiği yerde o bir 90 daha rahat rahat oynardı. Yani hiç yorulduğunu, nabzının attığını, böyle nefes nefese kaldığını. Ergün Pembe de böyleydi sanki biraz. E, kemik de öyleydi doğru. Değil mi? Ya Vural bir tık yukarıda ama ya yani o böyle sürekli hiç ben hiç nefes nefese kaldığını görmedim Vural'ın antrenman dahil. Ama işte güzel kardeşimin orta meziyeti çok da iyi değildi tamam mı? Yani %100 bindirme Aynı hızda geri kademe ama orta gelmiyordu pek. Tamam. Bir, Bir gün yani. şöyle oldu Erman, iyi dinle. Vural böyle bindiriyor geliyor, bindiriyor geliyor, bindiriyor geliyor. Açta kötü mü bitti ne? İçeride antrenman yapıyoruz. Orta sahadan iki kişi kendi arasında pas yapıyor. Kenara uzun. Bir kişi iki santraforun arkasına destek gidiyor. Kenar beki bindiriyor oradan. Orta geliyor. Ceza sahası işte bitiriş çalışıyoruz. Atıyorsun vurala mesela orta dışarı gidiyor. Atıyorsun orta dışarı gidiyor. Bir, iki, üç dışarı. Portatif bir tribün vardı. Tribünden bir tane Samsun Spor taraftarı antrenmanı izleyen. Vural'a tasvip edilmeyecek bir küfür ediyor. Tamam mı? Böyle tel var. Şu, şöyle tasvip insan boyunu edilecek. biraz... Insan tasvip boyunu... edilecek küfür mü var ya? <laughs> ya tasvip etmediğimiz, tasvip etmediğimiz bir küfür ediyor, tamam mı? Ya yani yaptığını söylüyorum, küfürün tasvibi olmaz. Adamın yaptığını söylüyorum. Abi. Evet abi, güzel söylüyorsun. Ağzım da bağlı bir bozmayın, ne olur bak, sabrımı zorlamayın. Şimdi böyle şey ya. yukarıda tel örgü. Adam küfür etmiş, kafayı bir çevirdik. Buralı tel örgünün üstünde gördüm ben. Atladı. Adam da otel tırmanırken çocuk kaçmaya başlamış. Tamam mı? Böyle hani ağaçları diktiğinde destek olsun diye bir tane çubuk dikersin yanına. Onu evet. iple bağlarlar. O bir kalınlaşana kadar falan. Vural o çubuğu yerden sökmüş. Böyle adam koşuyor şimdi. Trabzon istikametine doğru. <laughs> Tesil orada. Vural da arkasından. Dedim ki şuna bir taksi yollayın. Anca taksiyle kaçabilirsin. <laughs> Çünkü taksinin bir yerde benzini bitecek. Vural hala gelir arkandan yani. Adam kaçıyor. Nereye kaçacaksın? Yakaladı mı? Yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> o, mi, mi? o gün bıraktı futbolu. değil mi? Ha. Hakkını verdi yani. Bıraktı futbolu. O gün bıraktı. <laughs> Adamın akıbeti. <laughs> Adam küfür etmese devam mı edecek? <laughs> Adamın akıbetini <laughs> <laughs> söylemeyecek. <laughs> Zaten bıkmış orada tamam mı? Vural kenardan gelen küfürden. Adam tribünden hiç... gelen <laughs> küfürden. Kendi seyircisinden. Onur bulutta benzer şey gidiyorum. Akıbeti aynı olmasın eminim olmaz. Bir de çok önemlidir. Ben kendimde yaşadım. Anadolu kulübünden gelip Beşiktaş'ta hemen bu kadar fark yaratan çok nadir az oyuncu. Evet. Hemen, hemen fark yarattı mesela. Şimdi Salih Uçan aynı farkı yaratmadı. Tayip Talal aynı farkı yaratmadı. Tayfur yapmadı mesela yapamadı. Tayfur aynı farkı yaratmadı. Bu sene için gelip. Hemen anında bir de roziyeyi kesiyorsun. Evet. Tamam roziye sallantıdaydı falan ama evet. fiziki kaliteyle kesiyorsun. Bence Redmond'la ikili de hiç fena almadı orada. Gezalla da fena olmadı. Gezalla da. Biraz uyum gözü, uyumsuzluk gözüktü Gezalla ama orayı bağlarlar. Ben evet. net olur bulur. Sen Vural'dan bahsederken benim gözümün önünde kardeşimize İbrahim... selam olsun Vural abi, İbrahim atsın. üzülmez geçti hemen O da böyle soldan çok gelirdi ya bu gittiği zaman biz gitmezdik içeri. Sen de <laughs> öyle söylüyor <söyleyecek>. <laughs> İlan falan kovulursun diyor. Ya abi onur dedi. Sen sen de onur sen diyor. de onu diyorsun. Ben de onur diyorum. 3 3'le Onur Bulut bu ayın sağ beki oluyor. Şu pardon, sol ve sağ beki evet yani. sağın solun gitti ya. Binlerce güvercini var vuralım biliyor musun? Öyle mi? Güvercin besliyor. Erzurum'a deplasmana gidiyorduk. Erzurum'da Paça, salıyordu. Şeyde bekliyordu Samsun'da Güvercin gelecek mi diye. Ya <laughs> Biz Hakan Bayraktar'ın da vardı, o, o biraz değişik sonra... abi. Ne? Anladın mı? <laughs> Yeni geldi Cetin. <laughs> Erzurum'a deplasmana gidiyoruz. Erzurum'a <laughs> güvercini salıyor, <laughs> maç bitiyor, salıyor. Biz dönüyoruz, Samsun'da bekliyor güvercini gelecek diye. Geliyordu güvercin, posta güvercini. Vallahi oğlum. Şaka... Erzurum'dan salıyor. Evet, şaka yapmıyorum. Aa. Şahitliğimiz var bunlara yani. Ben bilmiyorum, bana bakma, ben anlamam güvercini. Ben de anlamam ya, Söylediğini <laughs> söylüyorum işte. Dur <laughs> <laughs> bir şey yollamak istiyorsan söyle ararız vuralı yolda. Gizli saklı bir şeyse söyle gönderelim. Ne Teknolojinin gözünü seveyim. Orta saha geçelim o zaman. Galatasaray'dan Sergio Oliveira. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı. Attığı iki golle. Beşiktaş'tan Jason Fernandez. O da 3'te 2 ile. Konyaspor'da Burna Pas 2 tane nefis pasla. Adana Demirspor'da Endiaye. o 1. Doğru mu? Hı. O 1. Fenerbahçe'den Arda Güler. Onu her maç alacağımızı maç... söyledik zaten. Yani hiçbir şey, şey yapmasına gerek yok. Onun. şey Süperlik gerek yok Ulusal üyesi. <laughs> Süper Konseyi ulusal <laughs> <laughs> üyesi. Çocuğun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Salih Uçan Beşiktaş'tan Skor katkısı 3 mü? Ya bu asist meselesi çok hani net net değil abi. Bazı pozisyonlarda son pası yaptın diye asist olmaz o ya. Öyle. Olmaz. Yani bu şeyin istatistiklerini... zorlama kendini. Direkten dönen top bile isabet sayılmıyor. Evet ya. Böyle istatistik mi olur? <laughs> tamam şimdi Kilit pas sayalım abi bunu. Galatasaray'dan Raşisa ve Ümrali Spor'dan Antonio Mürsic. Çok isim var. Ee... Raşit ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii. Bir gol mağlup oldukları maçta yaptığı asist de Zaniolo'ya yaptığı be, asist. O da maç kazandıran asist. Bana göre de Konyaspor maçının en iyisi. Zaten eğer 10 numara kullanacaksak. Evet 10 numara kullanacaksak o iyi oynadı. Yusuf'a hiç katılmıyorum. Bu ben attığı de golde çok bir şey ifade etmez bana. 2 gol attı evet iki maçta gözüküyor Ben de aynı fikirdeyim. Olmaz. Bununla fazla işte o 2 asist kazandı sonradan. Me, Erman güzel söyledi o akşam. Mecburiyetten oyuna girdi. Evet. Sakatlık olmasa girmeyecek. Çok iyi oynadı bence. O sezon başından ya beri böyle bir tempo oynuyor. yok ya. Böyle bir tempo olamaz yani. Yani 6 numaraya direkt koyabiliriz. Çok, ee, çok Bence yani. 2-8 gibi düşün. Tamam. Getson Fernandez ile ikisini koyalım. Tamam. Sonradan eğer çok forvet katkısı göz önüne alırsak. Bence birini, çok forvet var. Birini çıkartabiliriz işin içerisinden ama bence Getson Fernandez ile Badu şu anda Getson'da 3'te 2. tamam tamamım bu arada. Son maç sallandı Üç... ama diğer maçları iyi oynadığını evet. söylüyorum. Ya yine bak en büyük problemi en altta yazan. Bu problemi çözemezse... aa onunla ilgili bir şey söyleyeyim sana. Dün akşam önüme düştü. Erman diyor ki en büyük problemi skor, skor katkısı. katkısı. Sıfır. Evet. Sıfır. Tamam mı? Yani asist yok, gol Bence yok. Bence kilit pasta eksik. Ya dün dün... Dün akşam mı? Dün öğlen mi? Instagram'da mı gördün? Instagram'da. Ali Ay, Aydın'ın paylaşımı. Bilmiyorum. Şey böyle dişi var ha. Dişi dişi mi ağrıyormuş ne? Sonra antrenmana biraz geç mi katılmış? Dişçiden geldiği için. Antrenman sonunda özel çalışıyor hmm. Gerson Fernandez. Küçük bir diril var. Slalom yapıyor koniler arasında. Tık 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 üstünden atlıyor top. Yanından o kulelerin topla slalom yapıyor. Hmm. Bak Rakip yok, savunma yok, bir kale var, minyatür, minyatür kale ve 5 metredesin, vuruyor dışarı atıyor. <laughs> şimdi görünce, <laughs> görünce aklıma bu geldi. <laughs> şimdi ben orada ne oldu biliyor musun? Görünce aklıma bu geldi. Ya bunu kim paylaştıysa e geç sonra yani büyük bir ben şey yapmış. Şimdi yapmışım. onu bence Ali abi hani iyi slalom falan yapıyor diye paylaştı ama şimdi izledim ben de ne yapacak acaba soruda diye. Vurdu dışarı gidince... Kendi kel dedim ki Ali abi bunu niye paylaşmış? Senin de menüne düştü. Hatta yani. arayacaktım. Ha. Selam olsun burada söyledim. Ali'ye selam olsun. <laughs> arayacaktım abi sen bunu niye paylaşmış? <laughs> ölmek için mi? Yermek için mi? Ama o hani yazılar da işte üst taraf kocaman, Jason alt taraf Fernandez filan. Muhtemelen Ama Şenol Hoca da paylaşmış. buna benzer bir açıklama yaptı. Tabii, tabii, yani bu tamam. yani kadar bu enerjiyi rakip evet. takım ceza sahası içerisinde kullanamıyorsan boşa gidiyor gibi bir şey söyledi. Çünkü sürekli oynuyor ve 8 numara. Erman şeyi bilirsin sen. Zaman zaman biz de muzdarip olmuşuzdur. Bazen o kadar yüksek olur ki nabız. Başka bir yerde efor harcamışsındır. Tam işi yapacağın yerde o gücü bulamazsın. Yorgun, Yorgun yakalanırsın. Bazen olurdu o tamam mı? Yani yaşla, deneyimle bunu kendine kattın. Bunun öyle bir dezavantajı da yok. Yani nabız yüksek olsa bile güç kuvvet oradan gidiyor 150 oraya. 150 dakika oynarmış gibi gözüküyor Ama... Ama maçın başı. Şimdi, şimdi şenol Hoca'nın açıklamasını ben de dinledim. Oraları başka türlü değerlendirmesi lazım. O zaman başka bir oyuncuya evrilebilir. Maçın başında yakalası atacak mı? Aynı şey değil işte. Ortasıyla Güzel sonlar yerlerdi, evet. maçın maçın başında da Gerson yani son Problem şu, denemiyor. Evet, evet. Bence problem bu. Bir atarsın dışarı yeteneksiz oyuncu değil ki. Bir atarsın dışarı iki. Denemeye devam edersen yapacaksın Hı -hı. bunu. Ve şu anda yapmayacaksan, bunu 30 yaşından sonra yapsan ne olacak zaten? Bence 5 yaş yüksek bir bonsai bedeli kazanmayı hayal ediyorsa Getson'dan, Getson sürekli oynadığı bir sezonu 8 gol 10 asistle falan bitirmiyor. Doğru. Öyle bitirmiyorsa olmaz o iş. Şimdi çocuktan bahsederken şey diyoruz ya, yani bir fiziki dezavantajlarını rakipten uzaklaşarak bertaraf edeceksin hemen. Yani top, evet. o yeteneğin orada fark edilecek. Tık iki adım uzaklaşacaksın rakipten kafayı kaldıracak imkan bulacaksın. Şimdi Getson Fernandez bu kadar fiziki avantajı var. Fiziki kalitesi var. Ama skora dokunmuyorsan bir anlamı yok. Bak Badu dokunuyor. Konya maçında mı gitti topuk pasını yaptı golü attırdı Cenk'e? Getson Fernandez yanlış mı hatırlıyorum? Topuk pası mıydı? O bir önceki ya. Bir önceki ay galiba. Bir önceki aymıştı. İşte bir yerde yaptırdı. Ya bu Oraya ay yok. yaparsın. 3'te 2, Getson Fernandes tamamdır. Yani şey, Ama Badu Endia'ya Ölen... müthiş oynuyorlar. Şu yani. an sezon bitse ilk yazacağım oyuncular var. Getson Fernandes 8, 8 değil mi mesela? Zayz da 8, Atiba da 8 oynuyordu. Ama Zayz'ı, Atiba'yı biz hep oralarda gördük, görüyoruz. Atiba 6 oynarken Getson Fernandes'in hücumda yaptığı işten daha fazla altı iş yapıyordu. Kesinlikle katılıyorum. Mesela Josep de. Josep de. 60'lı var mesela Josep'i. Josep'i Fenerbahçe maçı 8 oynattı. Evet. Golü yaptı. Evet. Şey de yok. Tümar abi en kötüsü o. Çok garantici. Çok garantici. Bazen 8 numaralar Sağda risk aldığı zaman rakip sahaya kolay gidersin. Oraya kolay yerleşirsin ve pozisyona daha kolay girersin. Çok garanti oynadığı için rakip yerleştikten sonra savunma yapmak, şey hücum etmek zorunda kalıyor Beşiktaş takımı. Ama e, çalım yeteneği de Salih de böyle, var. Ya, ama gol, denemek önemli, evet, denemiyor ki. Golün bir tadı var tamam mı? Böyle nefis bir tat bırakır ağızda. Çok iyi hissedersin kendini golden sonra. Ya biraz onu tatması lazım anladın mı? O belki bir şevk, belki bir motivasyon kaynağı olabilir, daha çok zorlayabilir. Nasıl yapacağını da bilmek önemli. Düşünürsün ama yapamazsın. Olmaz. Yine aynı türbülansın içine düşersin. Belki bir tane yaparsa bir kapı açılır. Ha buradan gidiyorum der. Ya Bülent Hoca gelmişti bize, Bülent Ünder. Galatasaraylı UEFA kupasını almışlardı Samsun'a. İşte antrenman yapıyoruz. Durduruyor. Oğlum sen niye şu tatmıyorsun diyor. İşte maç yapıyoruz, oynatıyor sürekli. Niye şut atmıyorsun, niye şut atmıyorsun? İşte bir gün çağırdı yanına 3-5 tane pozisyon gösterdim maçtan videoda. Burada tam vurulacak yer değil mi falan. Ben de kenara oynamışım falan. Abi ondan sonra beni tutan tutamadınız yani. Her yerden vuruyorum ben. Ama 12 golle bitti sesi. Taraftarın, taraftarın top oyuncunun ayağına geldiği anki hissiyatı vardır. Vur 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 seslerini duyarsın. Tabii. Getson'a geldiğinde bir kişi bile bunu söylemiyor bu evet, Çünkü evet. hissettirmiyor, anladın mı? Ya yani bu adam şu tatmaz. Hepimiz evet, biliyoruz, ki, bu iyi, adam iyi. denemez. Şimdi şu anki meziyeti çok gözüc canlıcı geliyor. Ama bunun üzerine koymazsa skor katkısı olarak zamanla enkuduya dönüşür. Bak zamanla enkuduya dönüşür. Bir de yatırım Beşiktaş için. Ama Hoca da burada bu arada en fikiriz değil mi? Yani Reşon Bey. Evet evet. Şimdilik bence ikisini tamam. asmakta fayda var. Zaten tamam. oyuncu az. O zaman kanatlara geçiyorum. Şu da haketti gibi ama ya. Bakalım. numara ya yaparsak On numara yaparsak, yaparsak o da olabilir. Hak etti dedi. Bence ki, evet Raşit onlarda da var. sayabilirsin. Kanatlardan ee, kanatlarda mı sayayım yoksa şeyde kanatlarda mi? Kanatlarda Mı? Bir forvet arkası 3 oyuncu saymayacak mısın şu anda? Peki. Yok, Bizde olsa oynardı oynar değil mi sürekli? Yine 60 dakika oynadı. Sonra yine oyuna giremedi. Bizde mi? Yani. Evde olsa evde bile oynatırım ben bunu. <laughs> Raşit sen ayrı bir yere koydun. 10 numara istersek bu kadroya Raşisa'yı koyacağız. Ee, Sivas Sport'dan Saiz. Ya çok iyi oyuncu ha. Yani biraz kariyerine bakınca yazık olmuş diye ya bir yani ben, yeteneklere sahip. Ben sahip. Yani, bir şey söylemek istemiyorum. Ben atlamışım. Ben gözümden kaçmış. Ben abi, Yok, çok abi, iyi oyuncu. oyuna ben, şey oldu, Ben şey yapamadım. katkısı yaptı. Yani, yani geldiğinde e, kimdi giden Sivas'tan? 10 numara pozisyonda oynayan. Sabah. 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 Yani hiç sabah gitti diye üzülmesin beş Sivas'lar. Beşiktaş maçında sonra gidip Evet, da evet, tamam, evet. Hatırlıyorum. Bu çok iyi oyuncu. Sen de oradan hatırlarsın Beşiktaş maçından. Sonraki maçta da e, bir gol bir asist gözüküyor ama attığı gol penaltı. Penaltıydı o yaptırdı bu arada. O tabii evet. asiste geçmiyor. Öyle bir saçma istatistik var. O yüzden size iki maç üzerinden mi bakıyoruz? Saçma istatistik. 3 maç. <laughs> Üç maç. Üç maç, bir gol, iki asist. 11 pozisyon az. Bence o çok iyi oynadı. Ee, İstanbul Spor'dan Lökilo. Bu arada İstanbul Spor'da tebrik ederim. Güzel geçirdiler. Bu geçirdiler. Oyuncular... Beşteşe gole atan oyuncu değil mi bu? O muydu? Evet. Eze ile ikisini aldılar. O değil mi? Beşteşe gole atan oyuncu. Ezey. Solak. Eze'yi iptal aldı. Abi başka bir şeye büründüler bir anda. Evet. İyi oyuncu ha o. Biz tabi felaketten dolayı Şubat ayını yapamadık ama yapsaydık bana göre ayın teknik direktörü de Fatih evet. Tekke olacaktı. Muhtemelen. Yani bir direnişe geçtiler. Evet. E, Galatasaray'dan Kerem. İstanbul Spor'dan Etemi, Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Karagümrük'ten de Borini. Tabii Cenk'i de sol açık olarak. O asist Abu Bakar yaptı asist mi? Evet, evet. Onu saymıyorum özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Cenk bu ayı iyi geçirmedi. Evet. O yüzden de Cenk olmaz. Neden Abu Bakar olmadı? Santraforlar bu. Santraforlar da Cenk, Cenk... sol açık olarak. Tamam. Şey yaptık, Cenk olmaz. Bence onu direkt eleyelim. Ama siz tabii Tümer abi bilir. Biz bir on numara mı arıyoruz? Biz? Yok. Kanat sağ sol kanat arıyoruz. Borini oradaki... tekrar okuyayım abi. Borini Cenk olmaz dedi ki ben de katılıyorum. Ee, yani oyun anlamında var biraz ama skor anlamında yoktu. Ee, İstanbul Spor'dan Etemi Kerem, Kerem de olmazdı ona göre. Kerem iki maç sadece asisti var. Ee, İstanbul Spor'dan Lokilo Mesela banko yazacağız ama bu çocuğu. Ve iyi ay geçirdi Bence Spor onu banko yazacağız. Sivas Spor'dan da Sais. Yine söylüyorum. Ben gözümden kaçmış i̇yi. Sais'i. E, çok, 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 iyi, iyi, iyi oynadı. İnanırım sizin fikrinize. Ben de Lokilo'yu çok beğendim. Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra oyunun çeyresi değişti mesela. Şöyle yapabiliriz İstanbul. bence. Borini de iki gol bir asist. Getson Fernandez'i mi? Getson Fernandez'i oradan alıp oraya 2-8 yap istiyorsan. 8 mi? 4-1-4-1 yapalım mesela. Niye? Abi hiç skora dokunmayan bir oyuncu seçtik. Burada skora dokunan Boreni, Saiz ve Lokilo varken hmm. biraz sanki işin hücumcu kısmına mı gitsek? İki kenar atarız. Atalım ama iki de santrafor yakalamak zorunda kalırsak ne olacak? Şimdi atalım iki mı? kenar atalım. Kim seçtin? Borini mi? Mesela bir kanada. 4-1-3-2 oynayalım diyorum ben. 4-1-3-2. Bir santraforları okuyayım o zaman. Oku. Peki santrafor çıkarabiliyor muyuz? santraforları okuyorum. Antalya Spor'dan Acrite. Fenerbahçe'den Valencia. Karagümrük'ten Jagne 4 gol. Ve Beşiktaş'tan Abu Bakar. Bence Abu nasıl geçiriz? Şimdi Jagne de, çok iyi oynuyor. Evet. Bununla ilgili sana bir soru soracağım. Bir daha büyük takım denemeye ihtiyacı var mı? Yok. Olmaz mı Yeter. büyük takım? <laughs> Yok. Yeter. Kaç yaşında Cagney? Ben 30 Kim yaşında... Kim uğraşır abi ya ile. Nasıl ya? ya uğraşacak 30 abi yaşında geçmiş, olgunlaşmış santraforların bu ülkede her zaman iş yaptığını hatırlatırım. Ee, Gomis gibi, Olgun... Mario Gomez gibi. Olgunlaşmışsa. Ha, onu bilemem. Onu bilmiyorum. Yani cevabı içinde saklı. Ama Valencia'sız ve Abubakar'sız olmaz. Bak şöyle söyleyeyim sana. Evet, mesela şöyle bir anlaşmayla gelse. Diyelim ki Cagney... Jarni... Sezonun 22 golle bitirdi değil mi? Atıyorum Beşiktaş dedi ki ben alayım Jack Mesela Jack Amerika'ya gitti. Ki yokmuş bu arada bir şey. Yani gitmeyecekmiş. Ama gittiğini düşünelim. Ee, eşi çok almak istiyormuş istiyorsun. eşi. Aldım ben haberleri. Ben de abi konuştum da. Eşi istiyordu ama istiyormuş. dedi çocukların dedi dengesi e, sarsılmasın diye aslında şey dedi Cenk, Ben daha çok istiyordum ama çocuk dengesini ile ilgili benim hayalim beş yaşta bıraksın futbolu ya. Kalıyor kalıyor ya. Yani. Güzel bir jübileyle. Bence buna son dönemde hak eden oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş tarafından bakınca da. Ee, konu dağılması. Cagli için şunu diyordum. Şimdi sen almak istesen 22 gollü bir adamı. Senden en az 2-3 yıl sözleşme isteyecek ya. Tamam. O Ondan sonrası geçmiş olsun sana. Ama gittin kiraladın. Yaparsın şu anda mevcut sıkıntılı sözleşmeler gibi bir sözleşme. <laughs> Ondan sonra gelir 23. <laughs> hafta kontrat uzuyor diye oynatamazsın. Ne güzel olur ya. Ama ne olur bonservisi. Geçen kimde kim okudum? Tor şeyin mi? Mertens'in mi öyle bir durum varmış Galatasaray'da? Öyle, öyle, bir haber mi? düştü önüme. O, da, da be O da benzer bu bir. Bu arada Mertens'i uzatır mı opsiyonu? O Uzatırlar. Benziyor. Abi Erman bir şey söyledi onu atlamayalım. Hı. Şimdi oraya Valencia ile bu bakarım mecbur asacağız abi. İki santrafor asacaksın oraya abi. Ben asmam. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bu Kız kadar özel iş yapmış iki santrafor. 8 yani? oynayan santraforun çok önünde olurlar benim gözümde. Hmm. Yani Ve çok istim üstünde maçlar oynayabilirler. Ben asmam. Tamam. Abubakar'ın attığı her gol Beşiktaş'a maç kazandırıyor. Doğru. Şimdi Abubakar'sız olmaz ki attığı goller de normal goller değil. O nasıl vurdu topa Son ya? Son maçtaki vuruş nasıl ya? O ne ya? Taç'ı yanlış verdi hakem. Fırıncı küreği gibi. Ya. Biliyorsun Şenol Hoca da güzel. itiraz ediyordu. Emre Mor mu şey mi? Abubakar'ın golü mü? Abubakar. Abubakar'ın golü. Emre Mor'unki de, yani. Mor de güzel. Abubakar. Emre Mor'unki de güzel. Emre Mor'unki de güzel. Abubakar. Peki ayın golü hangisi? Ferdi, Emre Mor, Abubakar dersek. Bir de Abubakar. kim atmıştı? Bir daha var. Bir güzel gol daha var. Zaniyola da güzel bir gol Abubakar. attı. Abubakar. Ben de Abubakar'dan yanayım. Ayın oh. golü Bu arada oh. da ayın oh. golünü seçtik. Bak. Fırıncı küreği gibi nasıl? Peki. <laughs> Fırıncı, Fırıncı küreği <laughs> Jagne'ye yok diyorsunuz. Yok. Ben e taca gidiyorum burada. Güle güle. Bence e Abubakar'la Bakar'la Valencia'yı aç. Bizim sistemimiz de yavaş Valencia'yı tamam mısın abi? Tabi tabi net. Tamam ikiye bir kaldık. Okey. Golü yedin. Bu Ramazan sana yarar. Belki kilo falan verirsin ha. Hı <laughs> bak abi ya. Ne var ha oğlum? Haksız sayılmaz Burada ama. bir tek kilolu sensin. Şişman, Şişman Rambo diyoruz İriyim. Ya. Haksız sayılmaz ama. İriyim. <laughs> iri. Bu da meşhurdur ha. Benim kemiklerim iri bir. Kemiklerim iri. Kel olanların da alnı geri iki. Yarıyor. <laughs> evet. Evet. 3-5-7. Ya 4-4-2'ye döneceğiz. Ya oradan birini çıkarıp 3 tane forvet yapacağız. Bence Borini'ye bir bakalım abi. Neresine bakalım? Yani Borini için sezon başından beri aynı standartlarda oynayan Kaç gol oldu Warren'in toplamda? 15 falan oldu. Şimdi bir dakika. Uçuyor ya herif. Jason Fernandez bir daha iyi ay geçirdi? Rashid Sama. Bu futbola nasıl baktığınla alakalı. Evet. Bir teknik direktör Jetson Fernandez'in yaptığı işe önem veriyordur. Ona ihtiyacı vardır. Jetson'u yazıyordur ilk. Ama Rashid Sayı yazıyordur. Galatasaray tarafı. Ona ihtiyacı vardır. O başka bir şey. Değil Aynı pozisyon oyuncusu değiller onlar. Ya ben NDA'yı tek bırakıp Üç tane forvet yazalım derim. Şimdi bunu oynatacak Nasıl mısınız? Yazacağız? Onu söyleyin. Bunu oynatacak size mısınız? Size oynatacak Bo, mısınız? ben, ben de size ben... borini lo kilo, var, lo kilo var. Evet. Üçünü yazalım bana ben göre. de üçü var abi. Sen de burada var mı? Yo ben üçü. Misin? ben de üçünden yanayım. A, tamam. Bu üçünü o zaman koyacağız. Cesur koy bakalım çıkıyoruz. ne oldu kadro. Görelim. Birini yiyeceğiz ya. Size sağ sol mu? Nereye koyayım? Bence size santrafor arkasına koy. Borini'yi sola koy. Çıkart Fernandez abi. Birini yiyeceğiz. Üf. Vay be. 4-1-3-2. Jesus'un ağzı sulanmış mıdır? İç sahada böyle oynarım. Her takımı da açarım biliyorsun değil mi? Saisla Lokilo'yu değiştir istersen. O da olur. Özellikle özellik olarak belki biraz daha. Borini burada olsa daha iyi değil mi? O da olur. Ha? Lokilo fena oynamadı. Çok çok, Bence çok acayip. Bence boy... yer değiştirir. Alveri olursun, çok iyi Erdoğan. Değiştirir mi? Alveri bayağı iyi. Çok o iyi oyuncu. oyuncu. Bunu da soruya. Üç, ya. çocuğumu da az. Üçü de daha soruya. İlk oyuna girecek oyuncu en olsun. Üstte, bizim. en üstte. Ha. Buraya hocayı koyuyoruz abi. Tamam hocaya onun altına koyarım. Biz hocayı yeriz Arda için. Sen hoca koy tahtaya koysana ya. Ha. Evet. Getir. Çocuk hocayı altına koyarız. Çocuk orada dursun. İyi mi böyle? Oldu mu? Vallahi Burada şey... birine haksızlık ettiğimizi düşünmüyorum baktığında. Burada bir inaksızlık ettiğini evet, düşünüyorsun. Evet. Burada. Burada ettiğimizi düşünmüyorum Siverson yani. Svensson acaba olabilir miydi? Diye Çünkü mi? mesela Hacı Wright şu iki gol bir asisti bir maçta yaptı. Tamam. Yani tamam. abi Santrafor'da Santrafor'da soru işareti yok ya. Ya orası bir şey söyleyeceğim. Dört golli adamı da asmadık. <laughs> bir asisti var. Dört gol bir asistli adamı asmadık. Bir Çünkü Tümer dedi ki bir maçta almadım hepsini ya. bir maçta bir de, de Başakşehir maçında son dakika puan Abi yapmayın. Yok öyle parıldayan iki performans var ki orada kurban gitti. Valencia'nın da sözleşmesi Abu Abubakar'ın en sevdiğim maç geldi abi. Hmm, öyle söyledi. Sordular ya bu hafta. Hmm. Tamam mı? Kim yapacak? Kim çıkaracak bu kadroyu? Şenol Hoca çıkarmaz bu kadroyu. Hayatta oynatmaz. Bu Jesus'u kadro sürmü? 4-1-2 sistem o. Ben böyle oynardım teknik direktör Ama şey NDI'yi çıkaralım. Arayı oynatır burada. <laughs> Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Badu Endiay Arav'dan daha fazla iş yapıyor. Gönlendir defansif de, defansif de, olarak e, da. Bir şey söyleyeceğim. Bir İsmail Yüksek bile olabilirmiş ya. Son oynadığı maçta. Bir maç ya. ama. Ligde bir maçı iyi oynadı. Abi. Ligde bir maç. i̇ki e, maç, maç, Iki maç oynayanların biri mağlup biri galip ama getiriyoruz. Ama herimize. şimdi şöyle. Ligde İsmail... Yok ya. seviye maçını da çok iyi oynadı. Gerçi seviyeyi evet. Ayın orta sahası yani. Jason Fernandez yerine İsmail'i mi koyacak? Hayır canım. Olamaz. Aday olsaydı en azından. Bir görseydik şurada burada selam söyledim İsmail. Eğer tamam Cesus eğer İsmail'in bu performansını değerlendirmeye devam ederse İsmail Yüksek de orada yerini alır. Alır. Aynen. Bu performans. Bir okuyayım olarak. o zaman kadroyu. Sonra İçinize sinmeyen bir şey varsa Dur, benim okum... zorumla şey yapmayın. Okumadan önce hocayı Hoca ya hocayı seçelim. Hocayı en son. En son mu? Tamam. Kalede Mert Günok. Savunmanın sağ Onur. Solu Ferdi Kadıoğlu. Yalnız tereddütsüz astığımız isim Ferdi ile Abu oldu, ha? bu konseyde değil mi? Ee, benim hiç Mert'te de yani. benim Mert'te de yok tereddüt. Üzerine bile konuşmadık. Valencia'da ya. da yok. Evet. NDI'ye Mert, Kole onlar da çok fazla. Şimdi şey şöyle yapmadım. oluyor. Süperlik Süper Lig konseyi bazen izliyorum ben. Gözümüz kapalı koyuyoruz ya. Koyduğumuz adama da yani oraya astığımız Arkadaşı da hiç yorumlamamış oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ferdi, Ferdi konseyi Bakarı... kaçırdı ben mı Murat? Kaçırmadı. Tahta kaçırdı mı? oldu. Oldu Sa mu? Saşa Boy galiba. Geçen sene sola atmışızdır o zaman da ya. Abi sola bir Cilermeni bir şeyimiz var. Haftamız ayımız var. Allah Allah. Cilermeni koydumuz. E, Mert Günok. O da galiba. neden biliyor musun? Üç günde bir maç oynarken Fenerbahçe bir oynadı. Bir şey de. oldu ondan dolayı oldu öyle. Sağ onu sol Ferdi. Stoperler Koli ve Abdülkerim. Önlerinde Endiaye. 4-1-3-2 yaptık. E, Borini, Sais ve Lokilo Forvet arkasındaki üçlü Ener Valencia ve bensan Abubakar Abu Bakar. Bir de bu Abu hafta Bakar. karşı karşıyalar. Abu Bakar parantezi açalım mı? Kaçıncı Bakalım. hafta bu hafta? Abi orayı karıştırıyoruz ya. Baylar maylar var ya ben karıştırıyorum artık haftadan. Ha. Hafta takip etmiyor. Ya neyse. Önemli değil Murat. Bakma. Şunu söyleyeyim. Hı hı. Bu hafta bu hafta lig bitmiş olsa şu anda sezonun son konseyini hı. yapıyor olsak şu tahtaya kaç kişi var? koyacağın şuradan bak bakayım. Sezon mı? Sezona. Sezon Valencia 1. Valencia 1. Ferdi, Ferdi Kadıoğlu 2. Abdülkerim Bardakçı olabilir. 3. Bado Endiaye net. Endiaye olabilir evet. 4. 5 yok. 5 yok. Bence Mert Günü bakacağız. Borini ve Mert Günok'la 6 olur. Onur olabilir. Kayseri'de Onur. çok iyi oynadı. Tabii tabii Onur'u da devam ederiz. Kayseri'de çok iyi oynadı abi. 4 garanti. Evet 4 garanti. Abi tamam. bence 5 <laughs> garanti. Borini'yi kesin koyarız. Borini de koyuyoruz doğru. Doğru abi. Şimdi abi, totalde Borin, 15 golü geçti. Borini kaç tahta yaptı abi? Mesela dizide? Kerem mi Borini Kerem mi? Hep yaptı. hep yaptı mı? 15 gol 9 asist. Tam onu biliyorum. Onu biliyorum. 15 gol 9. Tahta oranın yaptı. Bak abi Kerem girebilecek. Kerem eee Trabzon'un solu sürekli değişiyor. Evet. Sol tarafı değişiyor sürekli. Altay belki ne oldu? girebilir. oldu Rossiler, İrfancanlar, Mert Hakanlar onlar yok mu? Yok onun. Sollar sağlar. Vallahi ben bir şey okudum doğru mu bilmiyorum yok ama Yok. Acun'dan İrfan'ı almasını rica etmiş Ali Koç. Allah Allah. Nereye? Nereye mi? Ha. Post diye. Başka bir takımı sonra, daha mı var benim? Sen soru var falan değil lan? Yetenekse. <laughs> <Getirin. gülüyor> <laughs> Allah seni. <laughs> Sakallı da hiç düşünemedim şimdi biliyor musun? Beni, beni zorlamayın. Olmadı biliyor musun? Ee, şey? Mert Hakan olur ama bak şimdi. Tam bence Survivor. Ya hazırlık maçında... Oğlum maçı kaç da yaşında ya. adam? Nereye gönderiyor? Acun akıllı Sen adam. 5 yıl sonradan bahsediyorum. ya. Hazırlık maçında da kavga etme be kardeşim. Akıllı kardeş. iş adamıdır Acun. Hazırlık maçında mı kavga? Ama işte Zenit maçı ya. Bir oyuncu daha var saymanız gereken sezon sonuna. Mustera. Tabi Mustera var. Nelson'da, bence Nelson, Nelson var. Nelson. Torreira. Sasha Boy. Sasha Boy. İkardi. E her hafta kimi asıyorsun oraya? Her hafta Bir, mı? Her sorgusuz sualsiz. Mustera. Sıyorsun. Oraya her hafta. Ha, hocam Arda mı? mı? Ha, of, aman tamam abi. Anladım anladım. Tamam. Arda. Mecbur yazacaksın abi. Mecbur. Yazacağız canım o şeyi. Oraya geçtik abi o artık. Karayası yapacağız mı sezon sonu? Karayasına da yazacağım Arda'yı. Bundan sonra önüne şey... tahta gelirse Arda yazacağım. Sen ne... Her şeyi Her yerde Arda yazacağım bundan sonra. İn Arda yazacağım. İn oynatmayın. İn Arda diyeceğim. Evet hocalara geçiyoruz. Dur dur geçme. geçme. Arda demişken. Amcam hasta Fenerli ya. Hı hı. Şey istedim. Bir şey istedi benden. Ben de rica ettim. Sağ olsunlar yolladılar. Arda'nın formasını da istedim o arada. Kimsenin forması istemem. En son Tuncay Şanlı'nın formasını almıştım. Middlesbrough'da falan oynuyordu. Bir de bir arkadaşımın doğum günü Icardi forması istedi Galatasaray'dan. O Galatasaraylı. Ona da Ayhan Hoca'yı aradım. Icardi forması yolladı. Arda Güler forması istedim kendime. Bak en son Tuncay Şanlı Midas Pro forması almışım. Arda 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 Turan Atletico Madrid mesela Barcelona Arda'sı Hı. yok. Atletico Madrid Arda Turan forması var. Arda Güler'in formasını istedim. İmzalasın yollasın bazım. Sağ olsun imzalamış çocukta. Forma geldi. İçinden başka bir şey aldım. O poşet açıldı. Elimde ara, geldim arabadan indim. Otoparkta. Bizim Cesle Gazi bir gördüler. Forma zayi oldu gitti. Ayda. Abi ne olur abi ne olur abi ölürüz. Sen bir daha alabilirsin abi ne olur gitti forma abi. Neyse isterim ben bir daha. O yüzden her yere Arda yazacağım. Oynatmayı siz ben her yerde Arda diyeceğim bak. Bugün Hamza Hoca'nın bir açıklamasını gördüm. Arda ile ilgili. Hocasına teşekkür edecek diyor. Hazır olmadan oynatmadığı için. Çok şaşırdım mesela. Hmm. Ne istinaden? Bilmiyorum. Soruyorum. Ne istinaden? Bu böyle çıkmazsa Hamzo Hocaya ne diyelim mesela? Ne istinaden? Ee, ben Arda'nın gelişimini, Arda'nın gelişimini. Bak, bu, bunu an Erman özür dilerim. Pardon. Bunu anlıyorum bak Erman. Bunu anlıyorum. Ben anlamıyorum ha. Hamzo Hoca şunu söyleyebilir. Arda teşekkür edecek çünkü böyle böyle bir durumdan dolayı bu gelişime tamam, yardımcı olacak. Bir. Altını nesi bir dök. De... Ha? Nesi eksik? Bilmiyorum. Var. Ben yani katılmıyorum daha daha bu arada var bu var düşünceye ya. ama böyle Hayır. düşünenler var demeye var, çalışıyorum. Evet, ben ben asla var, böyle düşünmüyorum. Ama niye olduğunu demiyorlar mesela? Niye abi? Fiziksel. diyorlar ki hazır olmadan oynatılırsa bana göre de oynamadan hazır olamaz. Yani bu Siyana şey miydi? Hazır Ben 3 maç Arda üst üste seyretmediğim bir sezonu yaşadığımıza inanamıyorum şu anda. Erman. Hiç katılmıyorum Hamza böyle dal ama çok saygı duyarım. Dal gibiydi, hatırlıyor musun? Bir kariyerin bir dönemi dal gibiydim. Sonra biraz ağırlık salonla tanıştık. Sonra işte oynamaya başladım falan. Bir 8-10 maç, 15 maç sonra bir şey oluyor. Ferdi de gördük mesela. Tamam. Abi oyun Arda'nın dayak yemesi lazım. Ringde dövemeyecekleri için Arda'yı dövemezsin. Öyle bir şan, öyle bir imkan yok. Bu mecra orası değil. Abi sağda dayağı yemesi lazım. Sürtünecek, kelme yiyecek, tekme yiyecek. Omuzu yiyecek, bir, bir serpilecek abi ya. Çocuğa kramp girdiği bir maç görelim ya. Bir e? 90 dakika oynasın, bir kramp girsin. Bir sonraki bir maç bir daha oynasın. Bravda. Bir görelim abi, göremiyoruz. Ama diyorlar ki hazır değil. Ben hiç inanmıyorum. Çünkü herkes Sıfır. hazır, bir tek Arda hazır. Evet. Değil. Ya şey hazır olanlar abi. ne oynuyor ki bu oynamıyor deyince de hiç ses yok. Her şeyden öte, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda, bazı maçlarda Arda'yı çağırdı mı çağırmadı mı? Çağırmaz olur mu ya? Çağırdım, çağırmadım abi. Çağırmadım. Erkut? Alkoc. Alkoc. geldi o ara. Dünyanın dünyanın en Çağrı saçma geldi. ikilemi var. Seviye maçından sonra çıktı dedi ki tecrübe problemimiz var dedi. Hı. O yüzden kaybettik dedi. Bir sonraki maça tecrübesiz İsmail, Ostervode ve Arda ile çıktı. Evet. Kimse bana bunun açıklamasını yapamaz. Çünkü... Elenmeye mi çıkıyorsun madem öyle tecrübesizlerle? Çocukların ikisi de iyi ya Alanya'da gene yok. O seviye o, sev o seviyelerde şey. olmayı dem vurduğunu söyler. Yani Sevilla buralara çok alışkın. Biz takım olarak buralara alışkın değiliz. Her sene buraya gelmemiz lazım. Oraya dem vurduğunu söyler. Oyuncu üzerinden değerlendirmedim der. Ya teknik direktörlük bulur abi kılıfını. Şimdi Hamza Hoca o yüzden diyorum. Ne istin adam bunu söylüyorsun hocam? Tamam anladım. Bu ülkenin değerli, kıymetli bir teknik adamısın. Arda hocasına teşekkür edecek. Ben de anlayayım müsaadenle. Ne istin adam bu? Ne 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 olacak da teşekkür edecek? Evet. Peki. Geçelim hocalara. Hocalar demişken. Beşiktaş'tan Şenol Güneş. Fenerbahçe'den Cesus. Karagümrük'ten Pirlo ve Ümrani Spor'dan da Recep Uçar. İzninizle bir e, Pirlo parantezi açmak istiyorum. Abi adamın kitabını bilmiyorum okudunuz mu? Kitabında ne söylese tersini yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> teknik direktör olmam demiş. <laughs> Oldu. Bak diyor ki teknik direktörlük çok zor bilmem ne filan. Bir de diyor ki işte kazanmak yani şampiyon olmak ya da işte futbolda başarılı olmak önce savunmadan geçer diyor. Abi tam takımı atıyor da. Bir şey soracağım sana. Kitabını Maşallah ne zaman yazdı? İki golden aşağı yedi yok. Ne zaman yazdı kitabını? Futbolu bıraktıktan sonra. Hemen sonra mı? Taze mi? Tabii tabii taze. Çünkü futbol oynarken Hı. ya da futbolu bıraktığın ilk dönemde biraz böyle uzaklaşmak istiyorsun. Biraz böyle hani nasıl söyleyeyim Koşmaktan. Hala kalk, koş desen kimse bizi koşturamaz mesela. Hmm. yani Hızlı yürümüyoruz biz mesela. 7 yani bıkmışsın Tamam o kalp krizi geçirmeyeyim diye. Evdeki herkes kalp hastası. Sen Ama yine yürüyorsun. Ya kadar yani. Yürüyor. Halı sahaya çağırsalar gitmem. Ama futbolun ilk bittiği dönemde yaşadığın stres, yorgunluk seni biraz bu ruh haline itiyor. Hmm. Bir tık daha zaman geçtiği zaman teknik direkt çünkü adrenalinle özlemeye başlıyorsun. Koşamayacağın içinde teknik direktörlük tarafına gidebilirsin. Yazdığınla bunun tutmamasının sebebi biraz bu olabilir. Demek ki erken kitap yazmayacaksın. <laughs> ne alakası var lan ona? Yani çok seviyorum bu arada. Bak Recep Hocanın çok bu güzel Muazzam bir hikayesi var. Adamı. Recep Hocanın hikayesi çok güzel. Abdullah Hocayı gönderdi. Lig evet. sonuncusu iken Trabzonspor'u yenip ya gönderdi derken yani gitmesine sebep Mesela olan. Mesela tanımıyorum ben Recep Hocayı ama. Bo Boğaz için mezunu. Bilez. İnanılmaz temiz bir adammış gibi geliyor bana. Çok yani çalışkan olduğuna dair o, duyumlar bak, aldım. tertemiz bir insan gibi geliyor Zaten bana. Zaten hakeme itirazında bile bir naiflik var Değil ya. mi ya yani? bir evet. şey gibi bir akraban gibi geliyor yani bana. İnşallah takım bulmaya bir... devam eder Süper Lig'de. Bence bunu bence, hak ediyor. Bence de hoş geldin hocam aramıza vallahi. Bak Umut Nayır'ı milli takıma gönderdi. Evet. Bence önemli detay. Hocam girer mi? Girmez. Çok Niye yani. girmez biliyor musun? Ben bakmadım mesela Orge istatistiklerini. Maç sonu beyanlarında sapmalar oldu. Yola çıktığı yerle şimdi Tabii. yolun ortasında sapmalar oldu. E bu kalitede bu sapmalar olmaz. Masa başı hikayesinden bahsediyorsun. Evet yani tamam. e, önü arkası hiçbir tarafı dolmadı söylediklerini. Cesus'la ilgili bir şey söyleyeyim oraya geçelim. Tabii. Cesus bu takımla bu takımla Avrupa ve Lig'de liderken bize bu takımın kadrosunun potansiyelini çok net hissettirdi. Şimdi aynı seçimleri yapamıyor. 2'de iki yapmasının çok fazla bir alemi yok. Fenerbahçe istim üstün üstünde maçlar oynarken Valencia sazı aldı eline o götürüyor Fenerbahçe'yi. O kadar. Yani, yani. Bu arada hocamı bu ay değerlendirecek olursak daha yayları vardı. O yüzden. Evet. Ben Şenol Hoca diyorum. Ben de Şenol Hoca diyorum. Ben de Şenolcu Şenol Hoca diyorum. Şenol Güneş, Şenol Güneş. O, o da Abu Bakır'ı Tezahürat da katılmadan şen olaca diyorum. <laughs> <laughs> Tezahürat bizde yok. Ama şeyde hocamın o iki sene üst üste şampiyon yaptığı sene o Aa. bir ritüel zaten. Hoca maç bitiyor giriyor. Ben orada bir yorum taraftan yapmıştım. Taraftan maçtan çıkmıyor. Yayıncı kuruluşta. Çağırıyor hemen geliyor. Bu Fikret Orman çağırıyor. kaç transfer yaptı? Bir sürü transfer yaptı değil mi 5 yaşta? Yaptığı yine transfer Şenol Güneş'ti. Ne bonservis belirli kazandırdı Beşiktaş'a, şampiyonluklar kazandırdı, Şampiyonlar Ligi başarısı geldi falan. Soruyorlar ki niye Şenol Güneş? Ulan kim gelecek başka? Tabii Şenol Güneş. Bir son iki sene dördüncü bitirmiş takımı. Ama orada çekler aynı geri dönerse abi öyle olmaz. Aa. Hiçbir oyuncuyu oynatamazsın. Tamam. Oynatır mıydı Arda'yı? Bence ne oynatırdı olmaz. abi. Ardayı. Kimi? Oynatırdı. Oynatırdı. Şu an arada oyuncu o. Emin değilim. Abi Beşiktaş kadrosunun da öyle bir oyuncu ihtiyacı değilim, var. Emin değilim, bilmiyorum. Abi on numara arıyor. Oynatırdı. Oynatırdı bence de. On numara var çok. Beşiktaş tarihinde. Adem Laiç'le Oğuzhan'la bile boğuştu. Olmadı. Selam söylüyorum elisi Kızıma. Ben de kızıma. Şeyde ekranda da yani. söyleyeceğim. Sistem ediyor. Bir selam söylemedim Hı. falan diye. Seni seviyorum. Cici abi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Kestiğimiz çok yer oldu bu bölümde. Kusura bakmayın. Biraz böyle bölük bir parçası olursa muhabbet. Önümüzdeki <laughs> görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.